Elektrik kablosunu da sakladık. Şunu da şöyle koyalım. Evet. Günaydın. Günaydın baba. Hadi bir şeyler hazırla da kahvaltı edelim. Baba, burası 5 yıldızlı tatil köyü değil. Burası kamping. Burada herkes kendi kahvaltısını kendi hazırlar. Ne yapacağız herkes biz? Ben de tam biraz önce onun hesabını yapıyordum baba. Neyi? Size yapacağım indirimi. Sen benden para mı alacaksın? Baba, çadırda kalıyorsunuz. Her çadırın bir ücreti var tabii. Saçma saçma konuşma. Bu kampingi birlikte kurduk. Ben de o yüzden indirim yapıyorum ya baba. Ya havle bela. Havanı alırsın. Tuvalete gidip geliyorum, kahvaltı hazır olsun. Günaydın Zühtü Bey. Günaydın. Efendim, artık kampingimiz hizmete hazır. Yani ben diyorum ki gazete ilanı verebiliriz. Verelim. Verelim efendim. Şöyle yarım sayfa bir ilan verelim. Ortada çadırların resmi, altta yazılar. Kadir Bey Kamping. İstanbul'a tam 20 dakika uzaklıkta, doğa ve ormanla iç içe bir cennet. Bir dakika, bir dakika. Yarım sayfa ilan çok pahalı olur. Ama Zühtü Bey, hamama giren terler. Olmaz, olmaz. Ben öyle yarım sayfa kamping ilanı görmedim. Pekala, hallederiz. Çeyrek olsun. Çeyrek de çok tutar. Normal küçük bir kutu ilan yeterli olur. Efendim, şimdi cimriliğin sırası değil. Bir tatil tesisini tanıtan en önemli şey reklamdır. Canım, siz küçük bir ilan verin. Sonrasını düşünürüz. Zaten 3-4 tane çadır var. Hele onlar bir dolsun. Ondan sonra düşünürüz. Ulan 4 tane çadır var, ikisinde bunlar kalıyor. Benim bunları acilen yollamam lazım. Nerede bu masanın örtüsü Hasan? Bilmiyorum Engin Bey. Nasıl bilmiyorum? Sen bu otelin garsonu değil misin? Evet efendim. Koskoca bahçede bir tek bu masanın örtüsü yok. Niye yok? Yoksa Kadir mi aldı? Yok efendim, yok. Kadir buradan bir tane kürdan bile alamaz. Yürü gidiyoruz. Nereye? Kadir'in yerine. Eyvah! Kadir abi aldıysa yandık. Oo, bu minicik kutu ilana da ben bir şey sığdıramıyorum ki ya. Niye hazır değil kahvaltı? Önce hesabı alayım baba. Kaç gün kalacaktındı? Bana bak, sabah sabah aç karnı espri yapma. Baba, bilirsin ben para konusunda esprilik yapmam. Hain evlat. Peki o zaman baba, Zühtü Bey'le aynı çadırda kalırsın. Kusura bakma, ben profesyonelim. İş ilişkilerimi, akraba ilişkilerimi karıştırmam. Oo, buyurun gergin Engin Bey, hayırdır? Otelimde bazı eksik malzemeler var Kadir Bey. Allah Allah, yapmayın. Ne gibi? Mesela bir masa örtüsü, mesela bir bahçıvan çapası, mesela bir bahçe hortumu. Hortum. Hasan! Sadece masa örtüsü değilmiş Kadir Bey. Restoranın bir kısmı buraya kaymış. Vallahi benim haberim yoktu Engin Bey. Kadir abi, yeter artık yaptığın hırsızlık ya. Hırsızlık değil Dombili, hırsızlık değil. Bunun adı yer değiştirme. Sizde 50 tane masa vardı, bir tanesinin örtüsünü almışım çok mu? Hem ayrıca geri iade edecektim de. Dua et de işten kovulmayalım. He. Nerede bu masa örtüsü? Tamam baba, tamam. Sen otur, ben bir ara hallederim. Şimdi Zühtü Bey, ne için 6 tuşuna 2 kere basacaksınız? A için 2 tuşuna 1 kere basacaksınız. S için 7 tuşuna 4 kere basacaksınız. Anladınız mı? Anladım herhalde. Daha önce hiç mesaj falan çekmediniz mi? Yok, hiç ihtiyacım olmadı. Genelde telefon ederim. Şimdi de et o zaman. Edebilsem ederdim.
Rafi, şu tuvaleti bir kullanabilir miyim? Olmaz. Oğlum, çok zor durumdayım be. Ben size ne dedim Hasan? O kampinge yapılacak en ufak yardımda sizi kovarım demedim. Ama ben yardım etmedim ki Engin Bey. Ya kendisi almış. Hırsızın hiçbir suçu yok. Olabilir. Gözün açık olmalıydı. Bak Rafiye, o kampingten kimse bu tuvaleti kullanmayacak dedim. Aslan gibi nöbet tutuyordu. Bir kişi kullanmaya kalkarsa onu da kovarım. Alo. Aa Lütfü Bey, merhaba. Nasılsınız? Acaba anneni bir arasan mı? Niye ki baba? Ne bileyim ben. Bir konuş bakalım ne yapıyormuş. Sen niye aramıyorsun baba? Aa işte telefon. Onu biz de biliyoruz. Sen ara diyorum. Ne biçim evlatsın sen ya? Hiç mi merak etmiyorsun ananı? Yoksa annemi mi özledin baba? Saçmalama. Nasıl mesaj yazılıyor bunlar? Tabii bekliyoruz efendim. Bekliyoruz. İyi günler. Rafi. Buyurun efendim. Yarın Lütfü Beyler geliyor. Gözün yolda olsun. Geldiklerinde başka yerde olma. Galiba yanında bir hanım olacak. Peki efendim. Geçen hafta başka bir yerde kalmış. Kesin kalbini kırdık adamın. Yoksa başka bir yerde kalmazdı o. Tabii efendim. Lütfü Bey'i başka birine kaptırmak istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Sana gelince Hasan. Bir daha o kampinge ve o adama yapılacak en küçük yardımda ikimizi de işten atarım. Bak Rafi nasıl o tuvalete kimseyi sokmuyorsa sen de daha dikkatli davranacaksın. Anlaşıldı mı? Aman be aman. Baba. Yoksa annem mi çağırıyorsun? Hayır. Kime mesaj çekiyorsun baba? Sana ne ya? Sakın annemi çağırma baba. Zaten yerimiz yok. İyice sıkışırız vallahi. Hain evlat. Ya mesaj yazarken konuşturma be. Şaşırtıyorsun insanı. Dua edin Lütfü Bey geliyor. Yoksa sizi kesin kovardım. O buradayken hizmet aksasını istemiyorum. Ama bir yanlışınızı daha görürsem kesinlikle affetmem. Vallahi bunlar karılarını özlemişler. Bir çağırırlarsa yanarım ben, batarım ben. Nasıl, mutlu muyuz? Ya o mesaj yazarken konuşma demedin mi? Pardon baba, pardon. Zühtü Bey, siz ne yazıyorsunuz? Özel. Özel mi? Seninki baba, seninki de mi özel? Evet, benimki de özel. Vay be, vay be. Demek buraya gelirken söylediğiniz bütün lafları yutuyorsunuz, öyle mi? Ne alakası var şimdi? Ne demek ne alakası var? Anneme niye mesaj çekiyorsun ki o zaman? Ya senin işin gücü yok mu? Yok. Ya siz Zühtü Bey ha? Siz evden çıkarken ne kadar büyük 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 laflar etmiştiniz? Etmiştim, ne olur. Şimdi bir mesaj için karizmayı çizdirdiğinize değer mi? Barışırsanız buraya gelirler. Buraya gelirlerse tatili size zehir ederler. Biliyorsunuz kadın kısmısı hiçbir şeyden memnun olmaz. Özellikle de çadır yaşantısından nefret eder. Yapmayın Zühtü Bey. Bu güzel cıvıl cıvıl kuş seslerinin yerini Afife Hanım'ın şikayetleri mi alsın yani?
Ya sen baba, ha? Ya sen? Zaten arının kolunu sokup şişirdiği yetmiyormuş gibi bir de annem buraya gelip beynini mi şişirsin? Kadının son 30 yıldır adam gibi doğru dürüst tatil yaptığı yok. Bir de buraya gelip başının etini mi yesin? Tamam, yemek yapan kimse yok. Ama başınızın etini yiyen kimse de yok. Dır dır yok, vır vır yok. Yapmayın, bir kap yemek için huzurunuzu bozmayın. Canım zaten 50 yıldır berabersiniz. 2 ay ayrı kalmışsınız, çok mu? Çok. Ben mesajımı yolluyorum. Ha? Ben de. Bana bak. Eğer gelirlerse batarız, anladınız mı? Batarız. Hulya. Kadir, hani benim mesajım? Hiç beni özlemedin değil mi Kadir? Hulya hayatım, evden ayrılalı hep topu 3 gün oldu daha. Beni özlemen için kaç gün geçmesi gerekiyor acaba? Hulya en iyisi sen annemi de al eve geri dön, olmaz mı? Neden? Çünkü burası iğrenç bir yer Hulya. Bir sivrisinekler var, nah kafam kadar. Dün gece tam 2 ünite kan kaybettim. Aa, kal diyeceğine gideyim diye uğraşıyor. Hulya, sen çadırda kalmaktan nefret edersin hayatım. Yo, burası fena değil. Yemyeşil bir yer. Aa, ne güzel vallahi. Ne güzel sürpriz yaptınız Afife Hanımcığım. Sizin de mesajınız çok güzeldi. Hayatımda çektiğim ilk mesaj. Öyle mi? Bu da benim hayatımda geldiğim ilk çadır kampı. Kudret, bu tencerenin çadırda işi ne? Yastık alçak geliyordu, yükselsin diye altına koydum. Hadi bana yardım et. Çadırı boşaltıp tekrar yerleştireceğim. Fahriye, bir otur Allah aşkına ya. Gelir gelmez hemen temizlikten başlama. Önce yerleştirelim, sonra oturalım. Bu çorap ne? Öbürünün teki. Hani geleceğini haber alsaydım, önceden dantelleri filan sererdim. Kadir. Efendim Hulya. Biz bu otelde kalsak ya. Oldu canım, başka? Çok mu pahalı? Pahalı Hulya, acayip pahalı. Ayrıca otel müdürü çok gıcık bir adam. Hulya sen hazır bavullarını açmamışken bavullarını alıp İstanbul'a dönsene. Kadir, İstanbul 40 derece. Öyle mi? Biz sanki burada kar topu oynuyoruz, kayak yapıyoruz. Ya en azından burası denize yakın, ağaçlar var, yeşillik var. Kalıyorum. Tamam Hulya, kal. Ama çadırda kalacaksın. Annemlerin çadırında, onu söyleyeyim. Zühtü Beyciğim. Burada, bu çadırda. Bak Zühtü Beyciğim, gidelim güzel bir otele. Orada yataklar güzel, geniş. Bak hanımcığım, siz bana bunları söylemek için geldiyseniz çok geç. Ben burada çadır kampı yapıyorum canım. E bu çadır çok küçük. Canım ne küçük, neredeyse bizim ev kadar. Gel bak gezdireyim seni. Gel gör. Bak içeriye. Gördün mü? Geniş değil mi? Güzel değil mi? Aynı bizimi. Kadir, bu çadır boş mu? Hayır Hulya, değil. Boş işte. Boş ama dolacak Hulya. Ben burada kalıyorum. Olmaz Hulya. Kadir, dördünüz birden o çadırda nasıl yatacağız? Uyurken yana bile dönemeyiz. Sen de dönme Hulya, ben ne yapabilirim? Hayır, burada kalacağım ben. Hulya, gelirken tabelayı görmedin galiba. Burası ticari bir işletme. Ve bu çadırlarda müşteriler kalacaklar. Eğer bu çadırlarda hısım akraba kalırsa ben parayı nereden kazanacağım? Gelenler çadırlarıyla gelirler zaten. Olabilir. Ama ben asıl parayı çadırsız gelenlerden kazanacağım Hulya. Her zaman işin zaten önde gelir. Ne yapayım Hulya? Ben sana gel demedim. Sen kendin geldin. Yani kendin kaşındın. İşte gördüğünüz gibi kamp olayı sıkıcı bir olay. Bence yarından tezi yok. Hepiniz güzel güzel otellere yerleşmelisiniz.
Bence de. Değil mi? Bence de. Olmaz. Bu yaz burada kalacağız. Bence de. Ben yatıyorum. Ben de. Lavabo nerede acaba? Bunu sormanızdan korkuyordum. Nereye gidiyoruz? Ya tuvalete. Tuvalet niye dışarıda? Kadir Bey öyle yaptırmış. Acaba gitmesek mi? Vallahi siz bilirsiniz Hafife Hanım. Ay otele gidelim. Yok olmaz, otel yasak. Ama ne yapacağım ben? Sabaha bekleyeceksiniz Hafife Hanım. Sabaha bekleyeceksiniz. Kadir Bey kamping. Buyurun Kadir Bey kamping. Gençler gelin, gelin gençler. Ne o Kadir abi? Sinek mi avlıyorsun yoksa? Ne oldun Bilhasen? Sen kovulmadın mı hala? Sayende direkten döndük. Kim bekliyorsun sen? Lütfü Bey'i. Kimmiş o? Otelin devamlı müşterisiymiş. Çok zengin bir adam. Galiba metresiyle gelecek. Ha. Hadi be Rafi ya, hadi be kardeşim ya. Oo. Siz bir müşteriyi iki kişi mi bekleyeceksiniz? Hayır, Rafi'nin beklemesi gerekiyor ama o şu anda lobiyi temizliyor. Ne kadar önemli müşteriymiş bu kardeşim. Yollara dökülmüşsünüz hepiniz. Öyle. Engin Bey mutlaka karşılayın dedi. Hadi be kardeşim ya. Neredesin ya? Oo. Ulan o kadar da ilan verdik. Niye kimse gelmiyor ya? Bakalım hayatım. Bak bakalım. Merhaba, hoş geldiniz. Lütfü Bey değil mi? Evet. Ben Kadir Topçuoğlu. Efendim size ve eşinize alternatif bir tatil sunmak için buradayım. Ne? Alternatif tatil efendim. Siz ve eşiniz Kadir Bey Camping Palace'da kalmaya ne dersiniz? Camping Palace mı? Evet. Kadir Bey Camping'de otel odalarının o boğucu atmosferinden kurtulup yepyeni ve heyecan dolu bir çadır dünyasına yelken açacaksınız. Aa, çadır mı? Evet, çadır. Sizin gibi macera seven insanlar için kaçırılmaz bir fırsat. Yepyeni heyecanlar yaşamak için bu fırsatı kaçırmayınız. Ayrıca Kadir Bey Camping doğanın tam ortasında yemyeşil, cıvıl cıvıl atmosferiyle sizi ve aşkınızı tazeleyecektir. Ha, şunu da söylemeden edemeyeceğim. Bir beş yıldızlı otelde bulunan her şey tesisimizde mevcuttur. Ne gibi? Efendim mesela örneğin fitness ve kondisyon salonu. Ay harika. Allah Allah. Nerede bu adam ya? Rafi dışarıda değil mi? Ben de onu arıyorum efendim. Ne yani?
Lütfü Bey'i karşılayacak kimse yok mu dışarıda? Ben hemen gidiyorum efendim. Allah Allah, Allah Allah. Ben gözünüzü açın, dikkatli olun dedikçe iyice saçmalıyorsunuz. Bak Lütfü Bey bu otelin en önemli müşterisi. Git git, hadi gelir birazdan. Emredersiniz efendim. Allah Allah, Allah Allah. Kimlerle uğraşıyorum ben? Ay haklısın Zengin Bey. Hadi, hadi ama Lütfü. Çadırda kalalım. Ama hayatım, yer ayırttık. Şimdi ayıp olur. Hadi ama ya. Heyecanlı olur. Hanımefendi kesinlikle doğru söylüyor efendim. Heyecanlı olur. Ben alayım o çantaları. Hadi bakalım. Öyle olsun. Sen şirkete dön oğlum, ben seni ararım. Buyurun efendim, buyurun. Buradan alayım ben sizi. Parkımız bile var efendim. Sizin adınız ne? Kadir efendim, benim adım Kadir. Hallederiz Kadir. Efendim bakın doğayla iç içe, tertemiz hava. Burası. Buyurun efendim, buyurun. Efendim işte kalacağınız yer. Bu gördüğünüz çadırlar son derece konforlu ve rahattır efendim. Sıcak ve soğuğu geçirmez. İçerisi son derece havadardır. Zemin etüdü yapıldı. Zemin kapalıdır. Üzerinde de kampetlerimiz vardır. Hani uyurken boynunuz, sırtınız, beliniz tutulmasın diye. Ses geçirir mi? Geçirmez efendim. Kesinlikle geçirmez. İnanın bana, içeride mehter takımı Nesin denen Ceddin babanı çalsa dışarıda bir tek Allah'ın kulu duymaz. Güzel. Ay çok enteresan. Pardon beyefendi, yalnız biz ücreti peşin ve nakit olarak alıyoruz da. Bu ne acele Kadir kardeşim? Ne yapayım beyefendi, şirket prensibi. Pekala. Al bakalım, üstü de kalsın. Teşekkür ederim, sağ olun. Yiyecek bir şeyler vardır, bize bir şeyler hazırla. Var tabii, ne arzu ederdinizdi? Ne var? Balıklara bakın Kudret Bey. Balık ızgara. Oh harika. Harika. Güzel. Ah. Geliyorum hayatım. Ah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakın bari hanım. Oh maşallah. Sen hiç tutamadın mı? Al şunları. Al kaldır. Zaten kantar içinde kaldım. Balık mı tuttunuz? Tabii. Ne kadar güzel. Akşama güzelce kızartın onları da şöyle bir balık ziyafeti çekelim kendimize. Hulya, Hulya. Çekil bakayım, çekil. Şu balıkları, ne yapıyorsun Kadir? Şu balıkları güzelce temizle, hemen pişir Hulya. Ay daha yeni işim bitti ya. Ne yapayım Hulya, müşteri yemek istiyor. Bir de müşteriye mi olacaktı? Burada kalırsam böyle Hulya Hanım. Ben buraya para kazanmaya geldim. Kadir. Kokacak yine. Gelmedi mi daha? Gelmedi efendim. Allah Allah. Saat 2 gibi geleceğim demişti ama. Bize içiyorum hayatım. Aşkımıza. İyi yaptık değil mi buraya gelmekle? Harika, harika. Çok iyi oldu. Çok güzel günler geçireceğiz burada. Hep buraya gelelim olur mu? Çok mu sevdin? Bakalım, daha çadırı göreceğiz. Kadir Bey, bizim balıkları başkasına vermişsiniz. Öyle icap etti Zühtü Bey. Nasıl öyle icap edeceğim? Ben onları tutuncaya kadar göbeğim çatladı ya. Olabilir, olabilir. Gene tutarsınız. Ben öncelikle müşteri memnuniyetini gözetmek zorundayım. Bari affanım görseydi. İnanmaz şimdi tuttuğuma. İnanır efendim, inanır. Ben söylersem inanır. Sahi affanım nerede? Alo. Geldi mi kızım Lütfü Bey? Peki. Gelince haber verirsin. Afiyet olsun efendim. Nasıl? Keyifler iyi mi? Teşekkürler. İyiyim.
Başka bir arzunuz var mıydı efendim? Yok canım. Hayır. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun, afiyet olsun. Lütfü Bey. Aa, engin ne haber ya? İyiyim efendim, sağ olun. İyi ama sizin burada ne işiniz var? Değişiklik olsun istedik. Arkadaş biraz fazla dil döktü ama hakkı da varmış. Demek fazla dil döktü. Siz gelirken mi oldu bu dil dökme? Evet, kapıda işte. Efendim biz odanızı ayırmıştık. İsterseniz siz buyurun, ben çantalarınızı aldırırım. Vallahi Engin Bey kardeşim, bu çadır olayından sonra benim tatil anlayışım değişti. Bundan sonra buradayım. Hadi hayatım, al bırakını gel, içeride devam ederiz. Tamam. Ha? Hadi bakalım. Sen ne yaptığını sanıyorsun be adam? Ne yapmışım? Gergin Engin Bey. Buna özgür irade derler. Adam gelmiş, tabelayı görmüş, sordu bana yerim var mı diye. Ben ne var dedim, ne deseydim? Ama benim müşterimi çalıyorsun. Yo, 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 yo. Bu çok çarpık bir bakış açısı. Adamın hiç zorla kalır hali var mı Gergin Engin Bey? Hasan. Buyurun Engin Bey. Kovuldun. Söyle Rafiye, o da kovuldu.